Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca'nız. 11. sınıf analitik geometri check-up'larda geldik ayrılık vaktine. Artık analitik geometriye nokta koyma vakti geldi ki son iki başlık. Nedir bu başlıklar? Birlikte bakıyoruz. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığına bakacağız. İki paralel doğru arasındaki uzaklığa bakacağız bu ders. Peki nasıl? Alacağız elimize kalemleri beraber. Videonun açıklama kısmından koyacağız kağıtları önümüze. Beraber yazacağız, beraber çözeceğiz. Analitik geometrinin içinden geçeceğiz. Artık artık şu analitik geometriyi bitirmeye ne dersin? Hazır mısın? Hazır mısından kastı biliyorsun. Bizim o muhteşem sözümüze ne dersin? Beraber söyleyelim. Gönder. Gönder. Gelsin hocam. İyi <laughs> güzel arkadaşım. Analitik geometrinin son dersinin ilk başlığındayız. O da neydi? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Önce ne yapacağız biliyor musun? Önce formülü vereceğiz sana. Ardından temel soruları çözeceğiz. Ondan sonraki sayfalarda efsane sorular bizi bekliyor olacak. Hazırsan başlıyorum. Şimdi analitik düzlemde bir tane bize nokta veriyorlar. X0, Y0 gibi bir nokta. E bir tane de bir tane de doğru verecekler. AX artı BY artı C. Biliyorsun ki bir doğrunun genel formatı bu. Hatta şekil üstünde gösterelim. Bak noktamız Burada bir tane de burada bir doğrumuz var. Soru şu olacak. Bu noktayla bu doğru arasındaki en kısa mesafe. Bu denimi unutma yalnız. Bazen sorularda böyle de gelir. Ya da noktanın doğru olan uzaklığı denir. Bir daha söylüyorum. Noktanın doğruya olan en kısa uzaklığı, en kısa mesafesi dediğinde de biz AH uzunluğunu düşüneceğiz. Noktanın doğru olan uzaklığı dediğinde de AH uzunluğunu düşüneceğiz. Peki ne yapacağız hocam? Verilen doğruda verilen noktayı yerine yazacağız mutlak değerce. Mutlak değerce yazmamın sebebi ne herhalde tahmin ediyorsundur. Uzaklık bulacaksın. Uzaklık negatif olamayacağına göre mutlak değerce bizim A noktamızdaki x0, y0 değerlerini verilen doğruda yerine yazıyorsun. Ardından mutlak derece tabii. Ardından kare kök içerisinde bu doğrunun önündeki katsayıları tıpkı hipotenüs bulur gibi yazıyorsun. A kare artı B kare kök içerisinde. Şimdi gel gel bunu bir şöyle çerçeveye alalım. Hani bizim analitik geometri notlarımızda dedim ya böyle küçük kağıtlara yaz, arkaya duvara çerçeve yaptır. Ya da stikerlerle önüne koy. İşte bu da. Bu da o notlardan biri. Hadi gel bunu böyle yıldızlayayım ben. Sen, sen neyi not alacağını bil. E tabi tabi bu şekli de yazarsan dadından inmez. Şimdi gel temel bir soru çözeceğiz. Tabii ki işe temelle başlayacağız. Ama çok güzel sorular var. Hazırsan hazırsan bak bakalım. Analitik düzlemde bize bir tane nokta vermiş. Bu nokta eksi 3'e 5 noktası. Bir tane de doğru vermiş. Hadi doğruyu da çizelim. Çizdim. Ve bize sorduğu şu. Bu doğruyla bu nokta arasındaki uzaklığı bulur musun? Kısaca AH uzunluğunu bulmamı istiyor. Bu arada denklem ne? 12x eksi 5y eksi 4 eşittir 0. Şimdi bak dikkatle izle. Hata yapmanı istemiyorum bu tarz sorularda. Şunu yapacaksın. AH uzunluğu eşittireceksin. Tamam. Hemen rasyonel kesir çizgimi attım. Mutlak değerimi açtım buradaki denklemi yazıyorum. Ama dikkat et. 12'mi yazdım. X yerine buradaki noktayı yazıyorsun. Nedir o? Eksi 3. Bu kadar. İnan bu kadar. Eksi 5 çarpı y değeri 5'miş. Bir de eksi 4'ümüz var. Mutlak değeri kapatıyorsun. Karekök içerisine geldim. Buradaki kat alacağız. 12 ve eksi 5. Yazdım 12'nin karesi artı eksi 5'in karesi. Tıpkı bir hipotenüs gibi. Hiçbir farkı yok. Şimdi yukarıdaki işlemi gel beraber yapalım. Bakalım dışarıya ne çıkacak. Şurası ne yaptı? Eksi 36 yaptı yalnız. 39 nereden geldi? 2 kere 3 6. 3 kere 1 3. Eksi 36. Şurası eksi 25. Yanında da ne var? Eksi 4'ü var. Burası ne yaptı? Eksi 29 yaptı. Eksi 29. Eksi 36. E bunların hepsi eksi olduğuna eksi eksi toplayalım bakalım. 15'in 5'i elimde var bir. 65. Ama... Eksi 65 mutlağın içinde. Şimdi geldim oraya. 12'nin karesi 144 yapar. 5'in karesi 25 yapar. Bu da karekök içerisinde. Ve diyorum ki ben sana. Bak buradaki toplam 169 geliyor. 169 neyin karesidir? 13'ün. Zaten biz demedik mi 5, 12 varsa bu bir tıpkı hipotenüs hesaplamak. 13 geliyor değil mi oradan da? Aşağıya yazdım 13'ü. E mutlak değer. Dışarı 65 çıkardı bunu. 65'i 13'e böldük. 5 defa var. Demek ki bu noktayla doğru arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Formülü yazdıktan sonra gerisinin 4 işlem olduğu galiba ortada. Devam edelim mi? Yalnız, yalnız ben biraz boğazlarımı fazla zorluyorum galiba bu aralar. Bir yudum su. Bir yudum su molasından sonra hazırsan güzel soru gelecek. Stop sende olacak sen çözeceksin diyelim beraber. Gönder, gönder gelsin hocam. Şimdi bu soru senin. İlla sana uzaklığı soracak diye bir kural yok. Uzaklığı da isteyebilir. Burada mutlak değerli aranın iyi olması gerekiyor. Hazırsan başlıyorum. Sen tabi denediysen. Denedin herhalde. Analitik düzlemde B noktası verilmiş. Bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı 5 birimmiş. K değerli, değerinin pozitif olanını soruyor bize. Eyvallah hallederiz. Şimdi bak D uzaklığı kaç birimmiş? 5 birimmiş dedim. Hemen kesir çizgimi çektim. Hemen mutlak değerimi açtım bu denklemi yazacağım. 3 ama x yerine yazacağım değer kaç? k. Eksi 4 çarpı y değerine yazacağım değer 3. Bir de artı kaçı var? Artı 19'u var. Kapattım mutlağımı aşağıya indim. Tıpkı hipotenüs hesaplar gibi 3 ve 4 var dikkat et. 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Hiç uğraştırmayayım ben seni. 3, 4 ne üçgeni var? 5 üçgeni var. Bu arkadaş karekökün kökünün dışına 5 diye çıkar. Hatta bunu şimdiden planlamanda bence hiçbir mahsur yok. 5 diye çıkardım. Şimdi şurayı bulalım bakalım. Bak buradan 3K geliyor. Buradan eksi 12 geliyor. Yanında da artı 19'u var. Hadi gel bunları bir daha toparlayıp dışarı dışarı çıkaramam. Mutlağın içindesin hocam. Aynen öyle bir an ben de gaza geldim. 3K mi yazdım? 19, 12 ne yapar? Artı 7 yapar. Bunu da yazdım. Cevap kaça eşit hocam? Cevap 5'e eşit. Yapalım mı işler dışlar? Yaptık gitti. Şimdi mutluğun içerisinde 3K artı 7 var. Eşitmiş cevabı 25. E mutlak biliyorsun sen. Mutlaklı ifade ya aynen dışarı çıkar ya da ya da işaret değiştirirdi. Yani 3K artı 7'nin cevabı ya 25'tir ya da 3K artı 7'nin cevabı eksi 25'tir. Bak bu tarafı çözmeyeceğim bile. Çünkü diyor ki bana pozitif değeri kaç. Ya buradan pozitif gelme ihtimali var mı? yok. O zaman gel buradan devam edelim. 3G eşittir. 25'ten 7 çıktı ne kaldı? 18 kaldı. Her tarafı 3'e böldüm. 3 kere 6 18. Demek ki K dediğim değer e pozitif değeri kaçmış? 6'ymış. Sen de buldun mu bunu? Problem yok değil mi? Baksana analitik geometride bizim daha önce çektiğimiz videolar yaklaşık 13 ders videosunda noktayı koymuştuk. Şimdi check-up'larda 6 derse koyuyoruz noktayı ama ben senin yerinde olsam o normal videoları bitirirdim. Sonra check-up'lara bakardım. Hatta hatta eğer 11. sınıfsan gel 12. sınıfta olduğunda sadece check-up'ları izle o zaman yeter. Ama işin mantığını, işin özünü öğrenmek için önce diğer videoları ben sana hatırlatayım izle. Geçelim mi? Hocam ders kısmı bittiyse gönder soru gelsin diyorsun. Farklı bir soru. Soruları yorumlamak önemli. Bence tam bir ÖSYM formatında soru. Güzel soru. Çözeyim mi? Denedin mi sen? Gönder o zaman. Analitik düzlemde köşeleri verilmiş bir tane üçgen var. Bir dakika madem üçgen var piyasada biz hemen kafamıza göre bir tane üçgen çizelim. Ve bu üçgenin köşelerini buna göre belirleyelim. A noktası işte neymiş? 1'e 2. B'yi vermiş. B noktası kaça kaç? 3'e. 3'e eksi 2. C noktası kaça kaç? Eksi 1'e 1. Tüm noktaları yazdım. Diyor ki ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik. BC kenarı burası. Buna ait yükseklik nasıl bulunur? Buradan indirilen dikme ile bulunur. Al sana buradaki yükseklik H yüksekliği. BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Bana buradaki H'nin uzunluğunu soruyor. Şimdi bak soruya başlamadan önce gel birlikte plan yapalım seninle. Burada bir doğru var. Burada da bir nokta var. Aslında bana sorduğu ne? Bu noktayla bu doğru arasındaki uzaklık. Bunu anladıysan, bunda bir problem yoksa e doğru formülünü biliyorsun. Sen gel bakayım mikrofon açık buraya. Sesim daha net geliyor mu? Güzel geliyor mu şimdi? Devam. Şimdi bak, benim bulmak istediğim şu planı yaptığıma göre DBC doğrusunu bulacağız. Bu doğruyu bulacağız. İki noktası belli, doğru denklemi. Unuttum deme ama be. İspatına kadar yaptık hani. Y eksi Y1, X eksi X1 eşittir diyorduk sonra. Y2 eksi Y1 bölü bölü X2 eksi X1. Ben sana formülü hatırlatayım. Unuttuysan da canın sağ olsun. Ama ama sınavda canın falan sağ olmaz. Kusura bakma. Bunu öğrenmeden adım atamazsın sınavda. Çıkacak. İlla ki iki noktası bilinen bir doğrunun denklemini oluşturmanı isteyecek bu sevmesenden. senden. Ya da okuldaki sınavda. Ne dersen. Şimdi y1 y2 kafaya göre seçtiğimizi umarım hatırlıyorsundur. Y eksi. Bak eksi 2'den ne oldu? Önünde de eksi var. Artı 2 bölü. X eksi x eksi 3 oldu. Bunu yazdım eşittir dedim. Yola devam ettim. Y2 dediğim yer burası olsun. Ama o x değerini aldım. X değerini aldın hocam. Bak y2 değeri bu olsun. Ben sana yazayım altlarına. Şimdi karışmasın ortalık. X1, y1 bunu kabul ettim. X2, y2 bunu kabul ettim. Kafama göre ilerliyorum. Y2 değerini yazdım. 1. Y1 değerine eksi 2. Önünde de eksi vardı. Al sana artı 2. X2 değerine Eksi 1. Tamam. Takip ediyorsun değil mi beni? Uyumuyorsun. Kal bende. Kal bende. Aman diyeyim bu işlemleri aman sen yap. Ben hallederim hoca gerisini deme. Sen de benimle birlikte kontrol et. Şimdi burası ne geldi? Eksi 4 geldi. Burası 3 geldi. E bir işler dışlar patlatırız biz burada. Patlattık. 3 ile x'i çarptım. 3x eksi 9. Eşittir. Eksi 4 y eksi eksi 8. Herkes sol tarafa gelsin. 3x artı 4 y. Bu bu tarafa gelince ne olur? 3 artı 8 olur. Eksi, eksi 1 olur. O da eşittir 0. Ey güzel arkadaşım. Biz daha buradaki sarı doğrunun denklemini bulduk. Ben onun noktaya olan uzaklığını istiyorum. O zaman doğrunun noktaya uzaklığı formülü şimdi devreye giriyor. Yazalım bakalım. 3 çarpı x. x değeri şuradaki x değeri. A'daki x'i alıyoruz. Anlıyorsun değil mi sen beni? Buradayım. Gel. Gel 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 gel. 4 çarpı. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bunu da yazdı. Problem yok. Karekök içerisinde artık mantığı biliyorsun. Hocam burada biz aslında dik üçgen hesaplıyoruz. Dediğini duyar gibi umarım olmuşumdur. Şimdi yukarıdaki hesabı yapalım şöyle bir kenarda. Ne gelir o? Şuradan 3 gelir. 2 kere 4 8 gelir. Arada toplama var. Şurada çıkarma var. Buradan 8 3 11. 1 gitti 10 kaldı. E mutlağın dışına Yine 10 olarak çıktı zaten. Orada da problem yok. Buranın buranın zaten dik üçgen belirttiğini, buradan dışarıya 5 geldiğini söyledik. E onu 5'e böldün. 10 bölü 5'ten 2 birimdir dedim cevaba. Neymiş? Ait yükseklik kaç birim? E bulduk. Bu kadar. Geçelim mi? Bak. Şimdi 9 sayfadan oluşuyor. 4. sayfasındayım. Şimdi ortasına geçtik. Şu an itibariyle tam ortasına geçtik dersin. Umarım faydalı oluyordur. Daha bir noktanın doğru yolun uzaklığına bakıyoruz. Daha paralel doğruların uzaklıkları var. Onu işleyeceğiz. Kaç soru var? Bir bakalım mı oraya geçene kadar. Bir soru kalmış ama ileride efsane sorularım var. Bunları da çözmeni istiyorum. Biraz bekle ki bence bu da bir efso soru. Yani sorunun zorluğu açısından değil, anlaşılırlığı açısından çok güzel bir soru bence. Başlıyoruz. Haydi. Yukarıdaki şekilde 4x artı 3'e eksi 12 eşittir 0 doğrusu verilmiş ve bu doğru üzerinde bir tane ab noktası alınmış. Herhangi bir yerinde. Soruyor ki buna göre a kare artı b kare kök içerisinde alabileceği en küçük değer kaçtır? Eğer bu konu işlemi olsaydık sen noktanın doğruya olan uzaklığından çözülecek bu soru deseydin helal olsun. Evet iyi kötü tahmin ediyorsun. ama başlık belli tepede yazıyor. Noktanın doğru yolun uzaklığını kullanacağız ama neden? Neden önemli benim için? Ben herhangi bir AB noktası seçtim. Şu karekök içerisinde A kare artı B kare ne demek biliyor musun? Herhangi bir X1, Y1 bunu anlatmadan geçmeyeceğim sana. Biz seninle tekrar ediyoruz. Biz seninle zemini hazırlıyoruz. Senin sınavda harbiden yapmanı istiyoruz. Tekrar niteliğinde formülleri vereceğim. AB arasındaki uzaklık formülünü hatırlattım. Ne yapıyordun? X1'den X2'yi çıkarıyordun. Karesini alıyordun. Y1'den Y2'yi çıkarıyordun. Yine karesini alıyordun. Var mı burada problem? Hatırladım bunu. Adam ne yapmış biliyor musun? Şimdi bu merkez nokta ya da koordinat düzleminin başlangıcı dediğimiz sıfıra sıfırla herhangi bir P noktası arasındaki uzaklığı yaz deseydi yapacağın olay şuydu. Yalnız bu Po olurdu değil mi? Po reklam yok ha yanlış anlama. Karekök içerisinde A'dan sıfır çıktı karesini al B'den sıfır çıktı karesini al. Neyi sorduğunu anladın mı? Bunu anladıysan problem yok. Aslında buradaki doğru bu ya da uzaklık diyelim buradaki uzaklık po uzaklığı şuraya da o diyelim po uzaklığı doğruya en kısa mesafe yani bunun dik olmasını istiyormuş adam. He. Bunun dik olmasını istiyorsa ve bunun en küçük değerini almasını istiyorsa zaten dik. O zaman noktanın doğru yolun uzaklığı. Nokta dediğim şey orijin. Şimdi biz po uzunluğunu bulduk mu aslında bunun alabileceği en küçük değeri bulmuş olacağız. Beraber yapıyoruz. Şimdi x yerine y yerine 0 yazacağım. Çünkü orijine olan uzaklığını arıyorum. 4 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 eksi 12 mutlak içerisinde. 4'ün karesi artı artı 3'ün karesi değil mi? Eksi 3 falan değil. 3'ün karesi onun da kare kökü. Payda belli. 5 geliyor hocam. Yazdım onu direkt. Şu 0 şu 0 eksi 12 mutlağın dışına çıktı 12 bölü 5. Cevap 12 bölü 5'tir. Bunu çözdüysen ama böyle yorumlayıp tutturduysan demiyorum ha. Böyle yorumlayıp Yaptıysan helal olsun. Müthiş. Müthişsin. Geçelim mi? Yeni başlık gelsin. Yeni sorular gelsin ama bir enerji de düşüklük olmasın ha. Enerji tamam bu sefer. Yola devam. Evet. Analitik geometride ayrılığa çok az kaldı. Analitik geometride son başlık. Yüzdün yüzdün buraya kadar geldin ya. Hepsini de anladıysan müthiş. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığa bakacağım. Allah sürdüm nasıl kaşındı dur. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığa bakacağız. Paralel doğruların biz mantığını anlatmıştık. Demiştik ki D1 doğrusu D2 doğrusu arasında şöyle bir şey vardır. Bunlar eğer paralelse X'ler ve Y'lerin önündeki kat sayıların oranları birbirine eşittir. Süper. O yüzden eşit yazdık. A, A, B, B. Ama ama şuradaki sabit değerler birbirinden ne olmak zorunda? Oranı farklı olmak zorunda ki paralel olsun. Onlar da aynı olursa ne oluyordu? çakışık doğrular oluyordu. Hatırladın. Paralel doğru arasındaki bu uzaklığı arıyorsan yapacağın olay şu. X'ler, Y'ler aynı. Sadece C'leri birbirinden çıkarıyorsun. Birinci ikincisinin bir önemi yok zaten biliyorsun. Ardından tıpkı o üçgen hesabı gibi A kare artı B karenin kare köküne bölüyoruz ve uzaklığı buluyoruz. Hazır mısın? Başlıyorum soruya. Şimdi D1 doğrusu burası. D2 doğrusu burası. Bunlar arasındaki uzaklığı arıyorsun. İlk bak ey güzel arkadaşım ne olur birazdan seni sazan gibi avlayacak soru tipleri gelecek. Avlanmak istemiyorsan gözünü dört aç kulaklar bende kalem kalem elde hazır ol da bekliyorsun. Bak bu dediğimi unutma. Ey güzel arkadaşım x'lerin önündeki y'lerin önündeki kat sayıları önce kontrol et. Ettim hocam eşit mi? Eşitse direkt formülü uygulayabilirsin. Diyelim ki bunlar arasındaki mesafe D olsun. Hemen gittim kesir çizgimi çektim. Mutlak değerimi açtım. C'leri birbirinden çıkarıyorum. 8 eksi eksi 2. Tamam mıdır? Burası önemli. Önündeki kat sayılar eşit değilse bambaşka bir şey yapacağız. Onu bir sonraki soruda gel. Şimdi devam edelim. Karekök içerisinde x'lerin önündeki kareleri sayının karesi artı y'nin önündeki sayının karesini aldım. Yukarıdan ne geldi? Artı 10 geldi. Mutlağın dışına aynen çıktı. 1 4 daha 5. Ama kök var önünde kök 5. E gel gör ki biz böyle bırakmayız bunu. Daha güzel yazmamız lazım. Bunu kök 5 ile çarptım. Ne geldi buradan? 10 kök 5 bölü 5. Sadeleştirme var. En sevdiğim yer. Çırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Temize çektim. 2 kök 5 dedim noktayı koydum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bak hocam anladık tamam diyorsun ama önündeki katsayı çok önemli. Söylemedi deme geçelim mi? Son 3 sayfa. Bitiriyoruz. Gönder. Şimdi şekilde şukullu bir soru. Al sana ÖSYM formatında bir soru. TYT'de zor ama AYT'de gelme ihtimali var. Bakıyoruz birlikte yorumlayacağız soruyu. İstersen önce bir sen dene. Yandaki şekilde birbirine paralel Nilüfer Sokak, Huzur Sokak arasındaki arsaya belediye tarafından kare şeklinde bir park alanı yapılacakmış. Ne güzel. Park yapıyorlar. Nilüfer ve Huzur Sokak'ın birbirine nasıl yazmışım ben ona? En yakın noktaları pardon en yakın kenarları ki kare olduğuna göre şu şunları kabul edelim. Ne de olsa ikisi arasındaki mesafe eşit ya. Birincisi bu doğru olsun. İkincisi bu doğrular ile ifade edildi diyor. Tamam. Parkın zemin alanının en büyük değeri kaç birim karedir? Yani bana sorduğu bu parkın alanı eşittir soru işareti. Yapacağımız şey çok basit. Ben buradaki mesafeye eğer D dersem D'yi bulacağım. Karesini alacağım. Bitecek hocam. Ne var bunda? Ver bana doğruları. D1 doğrusunu bir yazdır bakalım. 2x artı 4y dur. O formata benzeyecek. Hangi format hocam? Şu formata benzeyecek. Herkes bir tarafa bir gelecek. Gelecek efendim. Eksi 10 bu tarafa geldi. Artı 10 o da eşittir 0. Geldim de 2 doğrusunu yazacağım. Onda ne yazıyor? x artı 2y eksi 5 eşittir 0. Tamam mıyız? Bundan sonrasına devam edebilir misin? İstersen bir durdur videoyu devam et. Ne yaptın? Şunu yaptın mı? Çok merak ediyorum. Hocam çok kolay ya. 10 eksi 5 dedim. Karekök içerisinde 2'nin karesi artı 4'ün Patladı soru güzel arkadaşım. Şuraya kocaman çiziyorum. Bunu yaptıysan sazanlık ettin. Az önce üstünü basa basa söyledik mi? Söyledik. Dedik ki bunlar önündeki katsayılar birbirine eşit olmadan sen hiçbir şey yapamazsın. O zaman eşitleyeceğiz. Baktım. Buradakinin 2 ile çarpılması gerekiyor. Birinci denkleme dokunmadım. 2x artı 4y Eksi 10 eş artı olmuş yalnız o. Artı 10 eşittir 0. Dokunmadım. Alttaki 2 ile çarptım geldim. 2x artı 4 y eksi 10 doğru mu yazdık? 2 kere 5 10. Doğru. Eşittir 2 kere 0 0. Şimdi şimdi ikisi arasındaki uzaklığa bakacağız. Ona da d demiştik. Eşittir dedim. Baktım x'ler önündeki katsayılar aynı. Y'ler aynı. C'leri birbirinden çıkarıyorduk. Mutlak değer içerisinde. 10 eksi eksi 10 yazdım. Kapattım açtım mutlağımı. 2'nin karesi artı artı 4'ün karesinin karekökü. Temize çekelim bakalım artık. Buradan 20 geldi. Mutluğun içerisinde aynen yazıldı. Geçildi. 2 İk kere 2 4. 4 kere 4 16. Buradan da kök 20 geldi. Bunu da kök 20 ile genişlettim. Dışarı çıkabiliyor ya daha rahat çıksın. Eşittir dedim. 20 kök 20 bölü 20 oldu. E cırt sana cırt sana. Kök 20 kaldı cevap ama kök 20 dediğim şey 4 ile 5'in çarpımı o da nedir? 2 kök 5'tir. Demek ki karenin bir kenar uzunluğu 2 kök 5. Bitti mi? Bitmedi. Biz alan istiyoruz hocam. Alan dediğim şey o kenarın karesine eşit. Aldım karesine geldim. 2'nin karesinden 4, 5'in kök 5'in karesinden 5, 4 kere 5 20 birim karedir yapılacak olan karenin alanıdır. Oldu mu? Kaldı son iki soru. Bitiriyoruz. Güzel yorumladığımızı düşünüyorum soruyu. Yeni nesil soru al sana şekilde şükürlü soru. Geçelim mi sıradakine? Gelsin bakalım. Yine farklı bir soru istedik. Bir yazalım bakalım neymiş soru. Analitik düzlemde D1 doğrusu D2 doğrusu verilmiş. Tamam. Doğruları anında görebiliyorsun değil mi? Bunlar birbirine paralel doğrular hocam. Aynen öyle. Arasına çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı Bir dakika ya. Sen kolay bir şey istemiyorsun anlaşılan. Birinci doğru bu olsun. ikinci doğru bu olsun. Bunlar birbirine paralel. Öyle bir çember çizeceğim ki hmm, aynı buna benzeyecek. Bak en büyük çemberin yarı çapını soruyor. Yani buradan buraya da bir dik doğru çektiğimi düşün. Çektim. Bunu da tam ortadan ikiye böleceğim. Buradaki R değeri diyor eşittir soru işareti. Ne istediğini görsele döktük mü döktük. Şunu biliyorum. Buradaki 2R değeri bunlar arasındaki doğrular arasındaki mesafedir. Süpersin. O zaman gel bunları bir düzenleyelim. Doğrular arasındaki mesafeyi bulalım. 2x eksi y. Eksi 5'i bu tarafa aldım. Artı 5 oldu. 0. Tamam. Devam ettim. Ben de sinema. Gel buraya. Artı 15 değil yalnız o. Eksi 15. Bu da eşittir 0. Şimdi bu doğrular arasındaki uzaklığı bulacağız. Hazırsan yazıyorum. 2r. ikisi arasındaki uzaklık. 2r ile bulunur. Şöyle kesir çizgimi uzattım. C'leri birbirinden çıkarıyorduk ya. 5 eksi eksi 15 yazdım. Mutlağı kapattım. 2'nin karesi artı. Bak önündeki sayı eksi 1. Eksi 1'in karesi dedim. Şimdi burası 2R'ye eşit. Bu eksi 15 artı 15 oldu. 5 daha 20 yaptı dışarı aynen çıktı. Geldim buraya. Bir dakika bir dakika bunun kare kökü nerede hocam? Hiç söylemiyorsun ama. Bak yazdım şimdi. 4 1 daha 5. O ne yaptı? Kök 5 yaptı. Biz böyle bırakır mıyız? Bırakmayız. Varsa önce sadeleştirme cırt sana cırt sana burası. 10 yetmez. Bu alttaki kökten de kurtuluruz. Gel şimdi. 10 kök 5 bölü. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5. Cırt sana cırt sana. R Bu 2 kaldı ama değil mi? R eşittir. 2 kök 5 doğru cevaptır dedim. Dedim ve artık ayrılık vakti. Son soruya geçtik. Ama unutma ki her ayrılık bir başlangıçtır bizim için. Biz senle farklı bir konuda farklı bir yerde yine görüşeceğiz. Öyle değil mi? Görüşene kadar şu son soruyu gel birlikte bir halledin. Ya da şöyle bir şey, güzellik yapayım ben sana. Ne dersin? Bence artık sen bu soruyu çözersin. Bak öyle çok zor falan da değil. İki doğru var. Tamam. Bu iki doğru arasındaki uzaklığı vermişiz. Oradaki k değerini istiyoruz. Sadece senden istediğim şu. Sazan olmaya yeter. Anladın ne demek istediğimi. Bu soru ödevdir. Yorumlara bu sorunun cevabını bekliyorum. Doğru cevap bir alana, arkadaşlara birer kalp diyelim o zaman. Bir sonraki derste, bir sonraki konuda... Görüşünceye kadar yine yeni yepyeni bir konuda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoş kal, hoşça kal. Hoşça kalın.